Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere Autodesk ürün ailesinden Fusion 360 bulut tabanlı programımızda nesnelerden montaj bileşenleri oluşturma hakkında bir webinarımız olacak. İlk önce kendimden bahsedeyim. Eğitim kariyerlerim, akademik kariyerlerim. İlk olarak Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi'nde makine bölümünde öğretim yılıma başladım. Meslek lisesi çıkışlıyım. Burada 4 yıl okuduktan sonra İstanbul Gedik Üniversitesi'ne mekatronik bölümüne, 2 yıllık bölümüne geçiş yaptım. Burada öğretimimi tamamladım ve şu anda öğrenimimde devam ediyor. Yine aynı şekilde. Daha sonra okul sürecim devam ettiği zamanlarda staj olarak girdim bir firmada CAD ve CAM operatörlüğü yaptım. Bunlarla alakalı deneyimlerim oldu. Daha sonra da 1,5 yıl önce de Frotal firmasında eğitim ve teknik destek uzmanı olarak çalışmaya başladım. Şu anda da hızlı bir şekilde çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam ediyor. Melike, sen istersen kendini tanıt burada. Herkese merhaba, ben Melike Özdemir. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi DUİM ve daha sonrasında Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunuyum. 4 yıldır Proto-Altar'da teknik destek ve eğitim uzmanlığı yapıyorum. Onun öncesinde de 2 yıl bir CNC firmasında, daha doğrusu hem CNC hem de yine CAD/CAM yazılımları satan bir firmada uzmanlık yapmıştım. 4 yıldır da Proto-Altar'dayım. Bugün de yine Ersin Bey'in seçmiş olduğu bir Fusion 360 ile alakalı konu üzerinden webinarımıza devam edeceğiz. Ben sözü Ersin'e bırakıyorum. Ara ara kendisiyle konu üzerine zaten fikir alışverişlerimiz olacak. Umarım güzel bir webinarımız olur. Teşekkürler Melike. Mail adresimi gördüğünüz gibi ersin.bilginet.proto.com.tr adresi. Yine aynı şekilde Melike Hanım'ın mail adresi melike.ozdemir@proto.com.tr adresinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bugün sizlerle neler yapacağız? Autodesk Fusion 360 montaj komponentleri oluşturmayı göstereceğiz. Yeni bir komponent oluşturma gibi bir örnek vereceğim ben size. Daha sonra bir alt başlığına geçersek Autodesk Fusion 360 Join ve S1 Join komutlarını göstereceğim. Burada da grunt işlemlerini, sabit hareketli parçalardan oluşan montaj kısımlarını anlatacağım. Üçüncü ana başlığımız ise Autodesk Fusion 360'da rigid grupları oluşturacağız. Yani modellerin hareketli, sabit, belli bir derecelerde, belli bir mesafede hareket edip etmemesini kontrol edebileceğiz. Ve yine Fusion 360'da Motion Link, yani kayış kasnak hareketlerini yapabileceğiz. Kayış kasnak dediğim, yani bir kayışımız sağ tarafa giderken diğer kayışımızın bir tam tersi sol tarafta gitmesi gibi hareketleri göstereceğiz bugün sizlerle. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Webinarlarımıza buradan da takip edebilirsiniz. Bizim webinarlarımız haftalık bu şekilde devam ediyor. İşte Twitter adresimizden, Instagram adreslerimiz, LinkedIn hesaplarımız ya da oluşturduğumuz, kaçırdığınız webinarları da YouTube kanallarımızdan da görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde kaçıranlar için webinarlarımızı, daha geçmiş webinarlarımızı YouTube kanalımızdan paylaşıyoruz. Tekrardan sizlere iyi seyirler. Şu an sunum dosyamı ben kapatıyorum ve Fusion 360'ın arayüzüne geçmiş bulunuyorum. Sizlerin de bildiğiniz gibi Fusion 360 bulut tabanlı bir çalışan bir programımızdır. Gayet iyi bir yeteneği vardı. Dizayn kısmın birkaç dakikada Fusion 360'ı anlatayım ben size. Gördüğünüz alan dizayn kısmı. Burada işlemlerinizi yapabildiğiniz, skeçlerinizi, ekstrüzyonlarınızı oluşturabileceğiniz komutlar var. Yine aynı şekilde modify komutlarımız var. Burada Fillet, Chamfer, Split Body, yine parametrik çalışan bir program olduğundan bahsetmiştik sizlere. Yine materyal atayabiliyorsunuz, malzeme atayabiliyorsunuz. Bugün de sizlere anlatacağımız komut New Component, Join, Ground Parça, Motion Link, bunlardan bahsedeceğim. Yine aynı şekilde montaj kısmında en çok kullandığım komutlardan Align kısmı var. Daha sonra burada Inspect'ten, Insert'ten, pardon,
1360 ortamındaki malzeme kütüphanesinden bahsedeceğim. Oradaki malzemeleri programımıza çekebileceğimizi göstereceğim ve oluşturduğumuz modellere farklı farklı renkler atayabileceğimizi göstereceğim. İlk önce şöyle başlamak istersen, ben hali hazırda kendi datalarımdan oluşan birkaç tane model çağıracağım 1360'a. 1360'ın arayüzü bulut tabanlı. Bilgisayarınıza ve cloud ortamına da dosyalarınızı yedekleyebiliyorsunuz. Sol üst köşedeki Show Data Panel kısmına tıklarsanız eğer, bakın burada benim bir ana klasörüm var. Ersin ismiyle. Belki bunları biliyor da olabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde buraları geçeceğim. Ana klasörümün altında çalışacağım projelere göre ben yeni bir klasör açmışım. Animasyon dosyalarım, CAD dosyalarım, CAM dosyalarım, montaj dosyalarım, nesting dosyalarım, render dosyalarım, teknik resim dosyalarım gibi dosyalar açtım. 25 GB'lık bir cloud ortamınız var. Dosyalarınızı buraya yükleyebiliyorsunuz. Buradan export, import, upload gibi işlemler yapabiliyorsunuz. 25 GB'ınız dolduğu zaman ekstra bir gigabyte alımı da alabiliyorsunuz. Yani 25 GB'ın üzerine bir 25 GB daha ekleyebiliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte montaj kısmını bahsedeceğim için montaj klasörüme çift tıklıyorum ve içeriye yüklediğim dosyalarım geliyor. Buraya nasıl yüklediğinizi soruyor olabilirsiniz. Buradan upload tuşuna tıklarsanız eğer, buradan select files, bilgisayarınızın içerisindeki dosyaları yine buraya bu şekilde seçtiğiniz anda aç dediğiniz zaman varsayayım 1360'ın cloud ortamına yükleyebiliyorsunuz ve çalışmalarınızı da bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün sizlere ilk önce bir montaj dosyamdan bahsedeyim. Daha önceden oluşturduğum montaj dosyamı, işte bu şekilde farklı parçalardan oluşan bir montaj dosyamı daha önceden gerçekleştirmiştim. Yine bugün sizlerle birlikte aynı dosyayı en baştan, sil baştan yapacağız. Burada montaj dosyamın ilk parçasını çağırıyorum. Siz de bilirsiniz ki montaj bir arabanın mekanizması gibi düşünün. Yani bir alt şaseden oluşan bir elimizde bir şase oluşacak ki onun üzerine tekerlekleri, direksiyonu, kaportasını vesaire vesaire bunların hepsini yerleştirmemiz gerekiyor. İlk önce ben sizlerin de imalat tarafında da bildiğiniz gibi bir şaseden başlıyorum. Yani bir alt modelden başlıyorum. Modelimi üzerine çift tıkladığım zaman ana ekrana, yani yeni bir çalışma sayfası skeç açıyor. Yani yeni bir dizayn sayfası açıyor. Burada modelim şu anda görmüş olduğunuz gibi body şeklinde geldi yani buraya. Body 1 olarak geldi. Body 1 olması benim montajda aslında hiç işime yarayacak bir şey değil. Bu body 1'e, bu modelimi body kısmında, komponent kısmına getirmem gerekiyor ki istediğim gibi hareket ettirebileyim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece 1360'ın kendi içerisinde bulunduğu mouse hareketleriyle hareket ettirebiliyorum. Bunu, evet, bunun move komutuyla belli bir yere taşıyabilirim. Ama move komutu tıklamam gerekiyor. Ben bunu üzerine gelip sağ tuşta create component dersem eğer, bunu komponent haline getirecektir. Ve istediğim gibi hareket ettirebilirim bunu. Komponent haline getirdikten sonra bu dosyamı geliyorum. İlk yapmam gereken, mutlaka yapmam gereken ve şaseden bahsetmiştik. Şasenin sabit bir parçadan oluşmasından bahsetmiştik. Üzerine sağ tuşla bu parçayı artık ground haline getiriyorum ve yanında hemen bir rapti işareti çıkıyor. Yani bu parça artık hareket ettirilemez. Sabit bir parça olduğundan bahsediyor burada bize. Daha sonra buradaki diğer yardımcı, diğer parçalarımı çağırmak istiyorum. İlk önce şuradaki parçamı tutuyorum. Mouse'un hareketini görüyor olmanız gerekiyor. Herhangi bir boş bir yere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yine aynı şekilde modelimi geçiriyor. Modelimi gördüğünüz gibi bana 3-4 seçenek var. Yukarıya, sağa ve geriye şeklinde hareket ettirebilir gibi. Daha sonra açılı bir şekilde döndürebilirsin. Buradan istediğin kısımları manuel olarak elle de girebilirsin. Ben hızlı bir şekilde göz kararı şöyle çekiyorum ve onaylıyorum. Modelim şu an getirmek istediğim plastik parçamı, plastik diyelim, şuraya getirmiş olsun. Yine aynı şekilde bunu
Sağ tuşla break link, yani aralarındaki bağlantıyı koparmam gerekiyor ki komponent yapmam için. Geliyorum. Body kısmına geldiğim zaman body 1 olarak geliyor ve bakın burada komponent yapamıyor şu anda. Neden yapamadığını şöyle söyleyeyim. Aralarında bir link olduğu için bunu linklerini koparmamız gerekiyor. Bağlantıyı koparmam gerekiyor. Bağlantıyı kopardım. Body kısmına geldim. Body 1 yazısı gözüküyor. Onun üzerine tıkladığım zaman mouse'un sol tuşuyla zaten o objeyi seçmiş olduğunu gösteriyor sizlere. Bunun üzerine sağ tuş Create Component dediğim anda artık o da bir komponent haline geldi. Birinci komponentim, ikinci komponentim. İlk komponentim zaten ground bir parçaydı. Yanında da sağ köşesinde de bir raptiye işareti vardı görmüş olduğunuz gibi. Bu raptiye işareti bu parçanın ground olduğundan bahsetmiştik. İlk göstermiş olduğum size align komutu. Align komutu ne işimize yarar? Geliyoruz modify kısmının altında align kısmı. İki parçayı birbirlerine seçeceğim yüzeylerden şu köşeyi seçtim. Altın orta köşesini. Diğer modelim pasif oldu şu anda. Benden diyor ki, ikinci modelini seç diyor. Geliyorum. Modelimi buraya bu şekilde seçmiş oldum. Flip dersem eğer yönünü değiştirir ya da angle dersem açısını değiştirir. Burada bu şekilde seçenekler yapmanız gerekiyor. Yine onayladığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu parçayı buraya groundladık. Align komutunu kullandım. Align komutunu undo tuşuyla bir geri geliyorum. Align komutuyla yapmak istemiyorum da bu sefer join'le de aynı işlemleri yapabilirim ve join'le yaparsam bunlara bir hareket de verebilirim artık. İstediğim yöne silindirik, rigid bir yapı oluşturabilirim. Dairesel dönsün, XDY'de hareket etsin gibi seçenekler de sunabilirim burada. Burada join komutuna tıklıyorum. Yine benden yine aynı şekilde iki tane nokta istiyor. Hangi köşeleri, nereleri birbirlerine montajlamak istediğini. Biraz yaklaşıyorum. Sizlerin de daha rahat görebileceğiniz gibi. Üzerinde durduğum zaman birden fazla bana nokta gösteriyor burada. Hangi noktaları nerelere birleştirmek istediğimi soruyor. Yine ben aynı köşeyi seçmek istiyorum. Seçtim. İlk parçayı seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi ilk parçayı pasif hale getirdi. Yani diyor ki sen bu parçayı seçtin. Artık ikinci parçayı seçmen lazım ki bunları birleştireyim ben. Direkt zaten komponent 1'i seçtin. Burada x bir ögesine bir öge seçtin ve bunu kaldırabilirsin, tekrardan seçebilirsin anlamına geliyor. Ben diyorum ki komponent 2, ikinci komponent otomatikman seçmek istiyorum ve üzerine durduğum zaman şu şekilde birden fazla üzerinde noktalar belirtiyor. Ben diyorum ki diğerinin şu köşesinden tutmuştum. Yine bunları da aynı köşesinden tutmanı istiyorum. Bakın şu anda motion hareketlerine giriyorum. Şu anda hangi slider hareketi yapıyor? Ben diyorum ki revolut yap. Yine basayım. Dairesel bir hareket yap. Pin slot hareketi yap. Bunların hiçbiri benim buradaki keçeme ya da plastik parçama hiçbiri uyumlu değildir. Bu parçam ne olması lazım? Rigid, hareket etmeyen, arada kalacak bir parça olması gerekiyor. Rigid diyorum. Gördüğünüz gibi rigid dediğim zaman bana şurada bir kısıtlamayı yani bir montaj ilişkilendirmesini gösteriyor aslında. Yine alt tarafta animate kısmına tıkladığım zaman şu anda bu parça herhangi bir hiçbir şekilde hareket ettirilemez, oynatılamaz gibi bir seçenek vardır. Melike Evet, Hanım burada söylemek istediğiniz bir şey var mı size? ben bir şey soracağım. Mesela parçanın şekline göre bu vereceğim bu type'lardan motion type'ları kendisi otomatik tanıyor mu? Ben hiçbirini işaretlemezsem. Siz hiçbirini işaretlemezseniz hiçbir yere tanımaz. Sizin belli bir nokta veya bir düzlem oluşturup o noktaları belirlemeniz lazım ki ona göre kendisi oraya yerleşsin. Örnek veriyorum ki birazdan da göstereceğim. Bir cıvataya yerleştireceksiniz. Cıvatayı nereye yerleştireceğini bilmediği için otomatikman siz ona bir düzlem belirtmeniz gerekiyor. Bir dairesel veya düz bir alan ya da bir silindirik etrafına da düşünebiliriz.
ona bir yol belirlemeniz gerekiyor. O yol, sadece yolu belirttikten sonra sadece kendisi o hızlı bir şekilde o düzleme ya da dairenin içerisine kendisini yerleştiriyor ve yerleştirdikten sonra şöyle söyleyebileceğim. Bana hangi işlemi yapmak istiyorsun? Beni hiç oynatmayacak şekilde orada kalmamı mı istiyorsun? Yoksa dairesel, yoksa Y ekseninde, X ekseninde, Z ekseninde hareket etmemi mi istiyorsun? Yoksa stabil kalmamı mı istiyorsun? Gibi işlemleri bu şekilde yapabiliyoruz ben kendim. Tamamdır. Daha sonra yaptıktan sonra diğer parçalarımı da tek tek getirmek istiyorum. Burada sizlere söylemek istediğim önemli bir özellik. Şuradaki dairesel bir objemi, silindirik bir parçamı yine aynı şekilde Fusion 360 ortamına mouse'umun sol tuşuyla tutarak içeriye çalışma ortamıma atmış oluyorum. Ve yine aynı şekilde daha rahat çalışabilmek için bunu biraz sağa sola çekiştiriyorum. Yine aynı şey dediğim gibi buradaki değerleri de girebilirsiniz. Ben mouse hareketleriyle şurada görmüş olduğunuz gibi yön tuşlarıyla hareket ettirebiliyorum burada. Yine burada değişik şekilde transition, rotation hareketleri var. Buradan da onayladım. Fusion 360'ın ya da Inventor'ın şöyle güzel bir özelliği var. İçerisindeki çalışan dosyalarınızı üzerine sağ tuş copy ya da CTRL-C, CTRL-V şeklinde çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane. Bana burada iki tane gerekli olduğu için mouse'umun sağ tuşuyla copy pasta işlemi de yapabilirim. Ya da CTRL-V, CTRL-C, pardon, CTRL-V işlemleri de yapabilirim. Burada iki tane model getirdim yine aynı şekilde. Şu taraflara yerleştirmek için. Bakın yine aynı şekilde bunların aralarına bir link yerleştirdi. Bu linkleri break link deyip kırıyorum. Yine aynı şekilde. İki Sanırım bunu linki de yaparsak kırdıktan birinde bir sonra. değişiklik yapınca diğerine de yansıyor. Evet, aynen öyle ve bunları body'den çıkartamıyoruz Melike Hanım. Yani komponent haline getiremiyoruz burada. Komponent haline getirmemizin nasıl yararı olur? Teknik resim ortamına aktardığımız zaman part listesinde de bu bilgileri de teknik resime de aktarabiliyoruz. Body olarak getirseydik ya o bilgileri teknik resimdeki part ortamına getiremeyecektik. Yine bu şekilde bununla alakalı eskiye dönük YouTube kanalımızda da teknik resim oluşturma, teknik resimden görünüş çıkartma, art listesi, ölçülendirme gibi webinarımız olmuştu. İzlemek isteyenler de ProtoAltlar YouTube sayfasından izleyebilir tekrardan belirtmiş olayım. İlk parçam buydu. Yine bunu geliyorum body kısmına. Bunu body bir kısmını yine aynı şekilde create component diyorum. Yine aynı şekilde ikinci parçam burada görmüş olduğunuz gibi. Bunu body kısmına geliyorum. Yine aynı şekilde buna create component diyorum. Ve iki tane komponentim oluşturdu. Biraz önce de göstermiş olduğum gibi join komutuna tıklıyorum. Bakın join komutuna tıkladığım zaman bana üç tane nokta gösteriyor. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta. Ben diyorum ki bunun orta noktasında yine şu şasemin sol taraftaki kolunun orta noktasına yerleştir. Yerleştirdikten sonra yine motion hareketlerinden bu sefer revolve, döner bir hareket vermek istiyorum. Biraz yaklaşıyorum böyle. Animate diyorum. Şu anda 360 derecede kendisini döndürüyor. Revolve komutunu gösterdim burada sizlere. Yine aynı şekilde join komutlarına girip yine modelimin orta noktasını ve ana parçamın, şase parçamın yine orta noktasını seçerek bir hareket verebiliyorum. Verdikten sonra burada değerlerini de girebilirim. 180 derece diyebilirim. 360 derece gibi seçenekler de var. Geldik yine aynı şekilde motion'a. Hareketimizi verdik. Burada önemli olarak gördüğüm Join kısmına tıkladığınız zaman en üstte Origin kısmının bir altında Join kısımları var. Verdiğimiz kısıtları gösteriyor burada. Buraya üzerine gelip sağ tuş Edit Joint dersek
buradaki vermiş olduğumuz değerlere daha sonrasında değişiklikler yapma şansı da sunuyor bize. İlk kısıtlamamız rigid'di. Şuradaki plastik turuncu plastik parçayı yerleştirmiştik. İstersek onun değerlerini değiştirme şansımız var. Rigid demiştik. Bunu tekrardan revolut da diyebiliriz. Yani bir montaj yaptıktan sonra ona yine aynı şekilde hızlı bir şekilde müdahale etme şansı da sunuyor aslında gücün 160 montaj kısmında. Ben dedim ki burada bir şey göstermek istiyorum size. Revolut dedim. Sağ tuş subbrace. Yani orada parça orada ama görünmüyor anlamına gelir bu. Tekrardan unsubbrace de diyebilirim. Yine aynı şekilde burada Edit Join Limit. Burayı göstermek istiyorum ben size. Hangi yönde hareket edeceksiniz? Aslında Fusion 360 bunu verdiğiniz kısıtlara göre size hemen default olarak getiriyor. Dedim ki ben iki tane mavi parçalarıma, silindirik parçalarıma, bunlara burç pim de diyebiliriz. Sen döner bir eksende çalış, ona göre hareket et. Ben döner bir eksende çalıştığım için otomatikman motion kısmında rotate kısmını hemen oraya yerleştirdi. Default olarak getirdi. Eskiden bunu biz manuel olarak seçiyorduk. Daha eski versiyonlarda 2018'de vesaire. Böyle bir yenilik de gelmiş oldu. Burada güzel bir özellik maksimum ve minimum dönüş açılarını, dönüş derecelerini belirleyebilirsiniz. Maksimumda 300, 270 olsun. Bakın yaklaşıyorum. Şöyle bir mavi, yarı mavi bir kısım görüyorsunuz. 0 ile minimum 0, maksimum 270 derece arasında çevirecek. Ve animate diyorum. Şu anda 270'e 0'a gidiyor. Flip deyip ters yönde de çalıştırabilirim. 360'a 270 oldu bu sefer. O aradaki 90 mm'lik açıyla dönüyor. Ya da 0 ile 270 derece de diyebilirim aslında burada. Okey diyebilirim. Yine aynı şekilde diğerine de edit limit verebilirim. Maksimum ve minimum ne demiştik? 270'e 0 demiştik. Yine sağ taraftaki kısmı görüyorsunuz şöyle biraz mavimsi oluyor. Bakın üzerine tıkladığım zaman ok, beyaz grimsi bir ok var şurada. Ok yüzünün üzerine durduğum zaman da buradaki yaptığı hareketi manuel olarak da bakın burada görebiliyorsunuz. Arttırabilirsiniz. 270'i de geçebilirsiniz. Şöyle ki burada hangi hareketi kaç derecede yapabildiğiniz yani kaç derecede görmek istediğinizi manuel olarak gösteriyor size. Default olarak da ki buradaki yapması istediğiniz hareketi oraya girin diye aslında. Şöyle ki ben diyorum ki 0 ile şu kadar girsin. 0 ile 85'miş mesela. Geliyorum 0 ve 85'i giriyorum. Oradaki derecede hareket ettiriyor burada. Yine aynı şekilde burada söylemek istediğiniz bir şey var mı Melikem? Beklemek istediğiniz. Daha Tamam, sonra bir devam. iki şey soracağım. Evet, devam edelim. Tamam, teşekkürler. Daha sonra şu anda ana montajımı, şösemi getirdim. Daha sonra plastik dediğimiz ara parçamızı getirdik. Daha sonra iki tane sol tarafa ve sağ tarafta pim ya da burçlarımızı getirdik. Yavaş yavaş montajımızın son parçasına geliyorum. Kapak kısmını getireceğim yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi mouse'umun sol tuşuyla tıklıyorum ve içeriye bırakıyorum. Yine mouse'un hareketini bıraktığım zaman içeriye göndermiş oluyor. Projede yani bu modelde çalışmış olacağım. Ve içeriye aldıktan sonra istediğim yere herhangi bir düzgün bir yere yerleştirebiliyorum ve Enter deyip onaylayabiliyorum. Yine mouse'unuzun orta tuşuyla ekranı kendinize tam ekrana sığdırma işlemleri yapabilirsiniz. Şu şekilde bir görünüş oldu. Yanlış bir işlem yaptınız. Hiçbir şekilde de bunu getiremediniz. Mouse'unuzun ortasına iki kere basarsanız eğer ekrana sığdırabiliyor. Böyle bir yeteneği de var. Birkaç yeteneğinden de yine aynı şekilde bahsedeceğim. Yine aynı şekilde aralarındaki linkleri kırıyorum. Bu aralarındaki linkleri kırmak şu. Ben bu modelleri kendim birebir çizmediğim için
Montaj olarak kullandığım Inventor kısmından çektiğim için aralarında bir bağlantı oluşturdu. Sıfırdan bir model oluştursaydım herhangi bir bu şekilde bunları yapmaya gerek kalmayacaktı. Dışarıdan çektiğim için, farklı bir yerde kullandığım için aralarında linkler oluşturdu. Neden kırdığımı merak ettiyseniz onu söylemek istedim ben sizlere. Body olarak yine aynı şekilde bunu create component yapıyorum. Component yaptıktan sonra bunu istersen align, istersen join komutlarıyla yine montajımı devam edebilirim. Yine aynı noktada orta köşeden alıyorum bu sefer. Yine birinci noktamı seçtim. Yine aynı şekilde yaklaşıyorum ve ikinci noktamı seçtim. Şu anda ikinci komutumuz revolt komut. Motion kısmına gelmiştim. Revolt işlem yaptı. Yine burada slider işlem yapabilirim. Benim burada fark Burada ettiğim bir şey var. Sanırım buyurun. bir önceki verdiğimiz motion'u aklında tutuyor ve bir sonrakinde Evet. ilk karşımıza o geliyor. Evet, çok haklısın. Çok güzel bir yere söylediniz Melike Hanım. En sonki yaptığımız hareketleri kendi hafızasına tutuyor ve bir sonraki hareketlerimiz ona uygun olmasa bile aslında bir önceki yaptığı hareketi kendi hafızasına tuttuğu için default olarak ona getiriyor. Dediğimiz İlk gibi bunu bu bizim sormak için. istemiştim. İlk sorduğum şey buydu. Hani hiçbir şey seçmezsek bir öncekini hafızasına tutup getiriyor buraya. Evet, ona şöyle bir şey düşünmüyor aslında. Belki olumsuz da bir şey de olabilir çalışanlar için. Dediğiniz gibi o hareket ona uygun olmasa bile en sonki yaptığı hareket o motion rigid bir yapıysa müşterimiz rigid bir yapı olmasını istemiyor aslında. Motion bir hareket ya da revolve bir hareket yapıyor. Ama en son yaptığı hareket o olduğu için default olarak onu getiriyor. Ona bir şu anda herhangi bir çözüm bulacaklarını düşünüyorum. Benim de aklımda veya takıldığım konular arasında. Bunun için de bir Autodesk'e durumu anlatan bir case açmıştım. Dönüş olmadı. 2022'de düzeleceğini tahmin ediyorum dedim. Yine aynı şekilde burada slider hareketini uyguladım. Bu slider hareketinde hangi yöne hareket edeceğimi de belirleyebilirim. Biraz önceki yaptığım gibi. Şu an slider hareket olsun. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi hangi kısıtlamayı verdiğimi görüyorsunuz burada. Rigid, revolve yapmıştık iki tane sağdaki mavi silindir parçalarımıza ve son parçamız da slider oldu. İşte yaptığınız işlemleri de burada join komutunun altına tek tek sıralıyor. Yine aynı şekilde sağ tuş edit join kısmında sıfırdan ne kadar gitsin? 100. Bakın. Belli bir mesafe vererek de onu hareket ettirebiliyorum. Yine maksimum. Biraz önce minimumu açmadığım için eksiye de gidiyordu. Yani eksiye de gidebildiği noktaya kadar git anlamına geliyor. Ben minimumu açmam gerekiyor ki 0 ile minimum, 0 ve 100 arasında hareket ettir. Ya da tam tersi. 0 ile eksi 100 de diyelim. Tam ters harekette yap diyebilirim. Bu şekilde biz bunu yine aynı şekilde 0 ve 100 olarak belirleyelim. Şekilde hareketine tamamlasın. Son olarak da şuradaki buradan measure tuşuyla şuradaki çaplarını yine ölçebiliriz. 1,6'ymış çapı. Ben de şurada bir tane metrik bir cıvata var. Onu getiriyorum. Uygun herhangi bir yere yerleştiriyorum şu anda. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bunu da linkli bir şekilde dışarıdan çektiğim için break linklerini kırıyorum. Body'lerini komponent yapmadan önce kopyala diyorum. 3 tane de CTRL ve 1 CTRL ve ikincisi yine aynı şekilde üçüncüsünü de kopyalamış oldum. Totalde 4 tane metrik bir cıvatamı yerleştirdim. 4 tanesini de aynı şekilde komponent yapmam gerekiyor. Buradan bir tanesini
Yapıyorum. Daha sonra assembly komutlarından yine aynı şekilde join sekmesine tıklıyorum. Diyorum ki şuranın alt noktasından görmüş olduğunuz gibi şuranın yine şuranın şu noktasını yakala. Hangi hareketi yap? Döner bir hareket yap. Geliyorum. Şunları seçtim ve sildim. Bir tanesini göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde revolt hareket yaptım. Dedim ki bu hareketi döner bir hareket yaptım. Yine geliyorum. Maksimum ve minimum. 100 ile 0 arasında. Animate diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0 ile 100 milimetrenin derece arasında kendini çeviriyor. Burada göstermek istediğim yine aynı şekilde insert menüsü altında insert'a manufacture part kısmı var. Bu model için çok uygun değil ama göstermek istiyorum. Modelinizi herhangi bir renk ataması, malzeme ataması vesaire yapmadığını düşünün. Hepsi gri şeklinde ya da siyah, gri, beyaz şeklinde oluşturduğunuzu düşünün. Montaj kısmında renklendirmek istiyorsunuz ama tek tek renklendirmek de çok zamanınızı harcayacak. Geliyorsunuz bu sekmeye tıkladığınız zaman şu an açılıyor. Burada kısımlar gelişti. Ürünleri hangi firmalar tarafından kullanıldığı. Buradan görüşleri de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde komponentleri buradan görebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi Vision'ın defaultunda kullanabileceğiniz cıvatalar, somunlar buradan da görebilirsiniz. Nereden girdim buraya? Peki Insert bir şey kısmından. soracağım. Insert tabii. Biz Fusion, tabii bu bir arayüze geçip görüyoruz ya burada komponentleri. Fusion'un Evet. Inventor gibi mesela kendi kütüphanesi var mı? Kendi kütüphanesi şu şekilde Kurduğumuzda kendi kütüphanesi var. Burada. default gelen. Ha, default da gelen var. Hani hali hazırda kendi kütüphanesi yok. Yani kendiniz tasarlayıp çizmemiz gerekiyor aslında. Kendi Autodesk'in Fusion tarafında şu şekilde bir cıvata somun gibi bir kütüphane oluşturulmuş. Yine aynı şekilde buradaki dosyalardaki buradaki kullanacağınız modelleri de bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Sizin için hangisi uygunsa onları da getirebiliyorsunuz. Burada aralıklar var. Hangisilerini seçmek istediğiniz, kavşa başlığı seçebiliyorsunuz. Buradaki bir sürü özellik var. Diş adımlarını vesaire yazıyor. Güzel bir kütüphanesi var diye tahmin ediyorum. Yani. Bence şahsen öyle. Yine aynı şekilde ölçü birimlerini belirtebiliyoruz burada. Görsel olarak güzel yani. Çalışıyorum ve ben çok da işime yarıyor. Yine aynı şekilde kütüphanesini de bu şekilde oluşturabiliriz. Burada yine sizlere göstermiş olduğum, hali hazırda oluşturmuş olduğum basit bir modelim var. Basit modelimi şu şekilde oluşturdum. Buradaki yapmak istediğim operasyonu anlatayım aslında ben size. Motion Link'den bahsediyorum ben size. Motion Link ne demek? Motion Link biraz önce size bahsettiğim gibi kayış kasnak hareketleri gibi düşünerek iki objeyi hangi yönde hareket ettirmek istediğimiz iki ayrı objeden düşünelim. Yine assembly komutlarının altında motion link var. Motion link'e tıklıyorum. Şu an diyor ki oluşturduğun bazı yerler var diyor. Şu an motion link'teki en önemli nokta verdiğiniz kısıtlardan hareket etmeniz gerekiyor. Ben şuradaki sarı parçamı buradaki
yolum havuz diyelim, havuzun içerisine grant hale getirmişim. İlk parçamı seçiyorum, joint diyorum ve ikinci parçamı da seçiyorum yine aynı şekilde, revolut. Şu anda verdiğim derece şeklinde o parçayı 10 milimetre ileriye götürüp getiriyor. Bakın. Buradaki animate kısmına tıkladığım zaman hareketi görebiliyorsunuz. Yine reverse dersem hareketi ters tarafa çevirecek ya da slice kısmından Y yönünde hareket. Distance kısmından 50 yazarsam biraz daha yavaşlatacak hareketi. 100 yazarsam biraz daha yavaşlatacak. 360 derecede 270 de yapabilirim bunu. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki dereceyi görüyoruz. Z yönünde hareket ettiriyor şu an. Yine aynı şekilde Join sekmesi altında Motion Link'e tıklıyorum. Yine aynı şekilde Suppress edebilirim. Bu hareketimi tamamen kaldırabilirim. Ya da Edit Future diyerek bu hareketime yeni bir değerler de girebilirim. Şöyle şurada Insert bölümünde default olarak resim gelmedi. Tek bir şey daha göstermek istiyorum. New Design diyerek de kendiniz de bir model dosyaları oluşturabilirsiniz. Dışarıdan almak yerine çap 50. Yine aynı şekilde bunu hemen hızlı bir şekilde ekstrüzyonluyorum. İlk parçam oluştu. Kendiniz de montaj yapabilirsiniz de demek getireceğim aslında. İkinci parçamda yine aynı şekilde bir düzlem belirliyorum hızlı bir şekilde. Küpümü kendime baktırıyorum. Bir tane de şuradan rectangular, merkezden rectangular. Şurada bir tane hızlı bir şekilde daire çizdiğimden varsayalım. Yine aynı şekilde solidten yine bir hızlı bir şekilde simetrik 100 diyelim. Olsun. Görüyorsunuz iki tane parçam var burada artık. Bu parçaları da ben hızlı bir şekilde montaj yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde body ve aralarında bir link yok. Ben body'lere body 1 ve body 2 olarak geldi. Diyorum ki sen body 2 üstüne F2 ile ismini de değiştirebilirim. Ana parça diyebilirim. Ana parçam yazabilirim. Yazdıktan sonra bunu create component haline de getiririm. Daha sonra bunu da getirdiğim parçayı grant hale getirebiliyorum. Yine aynı şekilde body 1'im, silindirik parçam. Bunu yine aynı şekilde create component deyip burada join komutuyla da bunu hızlı bir şekilde montaj ilişkisi de verebilirim. Yine aynı şekilde dairesel, rigid bir hareket de gösterebilirim. Şuradaki şeyi göstermek istiyorum size. Component Color. Tıkladığım anda bana otomatikman bütün malzemelerimi farklı renkler olarak atayacaktı. Aslında burada da gerçekleştirilmiş biraz uzun sürdüğü için hızlı geçtik biz buraya. Geliyorum Undo'yla bir geri tuşuna basıyorum. Biraz uzun sürebilir. Burada göstereyim tekrardan. Montaj ilişkilerimi oluşturdum. Bir şöyle yapalım. Montajı oluşturduktan sonra modellerimin farklı renklerde olmasını gerektiğini bu şekilde düşünüyorum aslında. Geliyorum da inspect komutuna tıklayarak component color kısmına tıklıyorum. Şu an aktif, pasif hale eski haline getirmek istiyorsam eğer yine aynı şekilde buna tıklayarak eski haline getirebilirim. Yok ben bir renk görmek istiyorum derseniz de component color kısmına da tıklayabilirsiniz yine burada bu şekilde. Modelinizdeki renklerini de görebilirsiniz. Burada da renkleri yine aynı şekilde sol tarafta küçük bir panelde de görebiliyorsunuz.
Peki hanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya kadar? Hayır, çok teşekkürler. Daha sonra en son bir şey sormak istiyorum montaj bölümüyle alakalı sadece. Tamam. Montaja bir ara verirsek burada kullanıcı bazlı gideceksek burada belli bir ayarlarımız var. Mouse biraz önce bahsettiğimiz gibi mouse hareketlerimizi yönetebiliyorduk. Daha burada benim sağ üst köşede ismimin ve resmimin olduğu yere tıkladığım zaman burada preferans ayarları kısmına geliyorum ve buradaki ayarlarımızı, buradaki default olarak gelen ayarlarımızı buradan değiştirebilirsiniz. İşte teknik resimdeki ayarlarınız, drawing kısmında, işte ölçü birimleri ne olsun, işte drill komutuyla alakalı ayarlarınızı, yine color kısmındaki ayarlarınızı, design kısmındaki ayarlarınızı, buradan hepsini görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde cam tarafındaki ayarlarınızı, nesting, mesh, materyal kısmındaki ayarlarınızı buradan düzeltebilirsiniz. Yine aynı şekilde ayarlarınızı karıştırırsanız, yani yapmak istediğiniz değil de farklı bir ayar yapmış olursanız eğer, burada reset kısmı var. Ona default resetlerseniz eğer default kısmına tekrar geri döner. Burada da çok kullandığım, benim de çok kullandığım pan zoom orbit ayarları var. Burada default olarak SolidWorks gelir. Alliance kullananlar için Alliance, Inventor kullanıcıları için Inventor, SolidWorks kullanıcıları için SolidWorks gibi ayarlar var. Ben burada SolidWorks ayarlarını daha iyi için şu hareketi göstermek istiyorum size. Mouse'un orta tuşuyla şu şekilde basarak hareket ettirebilme yeteneği onda olduğu için onu seçiyorum el alışkanlığından dolayı. Bu şekilde de montajlarınızı yaptıktan sonra farklı görünüşlerde görüntüleyebilirsiniz. Dediğim gibi renk şemasını gösterdikten sonra oluşturmuş olduğunuz komponentlere o renge ait simgeleri de sol kısmında yine aynı şekilde yerleştirdi burada. Benim söyleyeceğim bu kadar. Sizin bir sorunuz vardı Melike Hanım. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet. Mesela biz buradaki zaten az parçası olan küçük bir montaj yaptık. Peki biz Fusion 360 montajı ortamında kaç parçaya kadar verimli çalışabiliriz? Sonuçta bulut tabanlı bir program olduğu için. Evet, yani şöyle firma olarak da bunu çok sık sık karşılaşıyoruz. Bulut tabanlı bir program olduğu için evet yetenekleri de az da diyemeyiz. Yani her geçen gün de yeteneklerini giderek arttırıyor. Ama montaj kısmına bana sorarsanız Inventor kadar yetenekli değil. Ama 500 ve 1000 parçaya kadar benim şahsen çalışmış olduğum gibi çok boyutlu parçalar olmamak kaydıyla 500 ile 1000 parça arasında rahat çalışma şansınız var. Evet, biz burada şu anda 5-6 parçadan oluşan bir montaj yaptık. Vaktimiz kısıtlı olduğu için. Ama 500 ile 1000 parça arasında çalışan müşterilerimiz var. Cloud ortamında çalışması, bilgisayarınızdaki aksi bir donanım kaybı, virüs girme olasılığı vesaire olabilir. Bunlardan kurtulmanız için biraz önce de bahsettiğim gibi show panel kısmında datalarınızı burada da tutabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde datalarınızı burada tuttuğunuz gibi yine export işlemleriniz de var. Bu dosyayı farklı formatlarda export, import da yapabilirim. Export işlemleri yapayım. Hangi formatta export yapabileceğimi gösteriyorum mesela. Buradaki ortak FBX, OBJ, SAT, STIL gibi DVG formatlarında da, Inventor formatlarında da, IPT, IAM'de export edebiliyorum. Yine aynı şekilde import yani upload dosyaları da yükleyebilirim o bulut ortamına ya da Fusion 360'ın ortamına. Daha sonra design kısmına tıklarsak bir design dosyası açayım ben size hızlı bir şekilde. Burada open dersek eğer open başlıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi açabileceğiniz Fusion 360 ortamında çalışabileceğiniz dosya formatlarını gösteriyor. Burada yine aynı şekilde kendi ürün ailesinden AutoCAD dosyalarınız, Fusion 360 dosyalarınız, Inventor dosyalarınız, CATIA, DX, FBX, ACS, NX dosyalarınız, OBJ dosyalarınız, Parasolid dosyalarınız, Rhino dosyalarınız, işte ortak formatlarda SAT, STEP gibi formatları, SolidWorks dosyalarınız, yine STEP,
Solid Edge gibi dosyaların üzerinde çalışabilirsiniz. Montajlarınızı yine aynı şekilde benim yaptığım gibi montajlarınızı da yapabilirsiniz burada. Yine ufak bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Fusion 360'ın 25 GB'lık bir cloud ortamı var. Evet, görmüş olduğunuz gibi Open On The Web kısmına tıkladığımız an bizi direkt Fusion 360'ın bulut tabanlı 25 GB'lık bir alanı olan kısma yönlendiriyor ve dosyalarımızı da buradan da görüntüleyebiliyoruz. Biraz önce ana dosyamın ismi Ersin olarak kaydetmiştim. Sizlere de göstermiştim. Burada hangi tarihlerde, hangi aralıklarla dosyalarımı kaydettiğimi gösterebiliyorum. Daha sonra işlerine girebiliyorum. Bakın yine aynı şekilde bir panel açılıyor. Burada montaj kısmı, CAD kısmı, CAM kısmı, montaj kısmına tıklıyorum ve buradaki parçalarımı da yine aynı şekilde görebiliyorum. Yeni bir dosya da ekleyebilirim buraya ya da buradaki dosyalarımı bir arkadaşımla da çalışabilirim. Mesela Melike Hanım'la üyelerimi yönet deyip bu dosyaya Melike Hanım'ı davet edebilirim. Aynı dosya üzerinde çalışmak istiyorsam eğer. Burada mail adresini girmem yeterli olacaktır. Melike.özdemir@proto.com.tr dediğim zaman davet gönder kısmı geliyor. Davet gönderiyorum ve Melike Hanım'ın kabul etmesi durumunda aynı proje içerisinde Melike Hanım'la şu anda çalışıyor olabileceğim. Şu an Melike Hanım'a davet göndermişim. Daha önceden Yıldıray Bey'e davet göndermişim ben. Davet gönderdiğiniz kişilerle birlikte aynı projelerin içerisinde montaj yapabilirsiniz. Teknik resim tarafında çalışabilirsiniz. Bu sadece montaj kısmı ile alakalı değil. İstediğiniz kısımla da çalışabilirsiniz. Şu an montaj kısmında olduğu için montajı gösterdim. Bu CAD dosyalarının içerisinde de çalışabilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı Melike Hanım? Bana da şu an senin gönderdiğin davetin maili geldi. Ben de buradan Access Project deyip dahil olabiliyorum artık beraber çalışma için. Teşekkürler Melike Hanım. Dediğim gibi sorularınız kısmında yine aynı şekilde ersin.bilgin@proto.com.tr adresimiz. Belki sen de söyle istersen. melike.ozdemir@proto.com.tr sorularınızı bize mail adresimiz üzerinden yönlendirebilirsiniz. Evet, yönlendirebilirsiniz. Dediğiniz gibi çalışabileceğiniz, montaj yapmak istediğiniz dosyaların üzerinde beraber uzaktan bağlantı ile mail olarak, telefon olarak da iletişime geçebiliriz. Mail bize vermiş olduğumuz mail adreslerimizden bizlere ulaşırsanız eğer sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konularda yardımcı olacağız. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dediğimiz gibi daha önceden oluşturduğumuz webinarlarımızı YouTube kanalımızdan görüntüleyebilirsiniz. Kaçıranlar için de webinarlarımızın paylaşımını yine aynı şekilde YouTube'da paylaşmış olacağız. Tekrardan belirteyim. Soruları ve görüşleriniz için sizlere mail atmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.